İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Tarihçi Aşot Artunyan, Ermenistan Cumhuriyeti sınırında vatanını seven bir ordu duruyor. Düşman bunu hesaba katmadı. Bakü, Sırp Grigorlu Savoriç Ermeni Kilisesi'ni niçin restore ediyor? Almanya Federal Meclisi üyesi Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'ne saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Bakü'nün Ermenistan Cumhuriyeti'ne yönelik geniş çaplı saldırganlığının bir sonucu olarak ortaya çıkan durumu İngiliz tarafına aktardı. Meher Margaryan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Ermenistan Cumhuriyeti'nin çağrısını sundu. Azerbaycan'dan kuvvetlerini Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen topraklarından derhal geri çekmesini talep edin. Soykırımdan kurtulan bir kişiyi anlatan Şafak Vakti filmi Oscar ödülü törenine aday gösterilecek. Meryem Mıkırdıçan, M18 dünya satranç şampiyonu. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenia TV'de Şuşi Yurtseverler Birliği Başkanı tarihçi Aşot Artunyan, Azerbaycan'ın 13 Eylül'den bu yana Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen topraklarına yönelik başlattığı askeri operasyonları Artsakh sorunuyla ilişkilendirdiğini ifade etti. Ermenistan Cumhuriyeti'nin öncelikle devlet çıkarlarına göre hareket etmesi ve askerlerin vatanını kahramanca korumaları gerektiğini belirterek Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütü bildirisine de atıfta bulundu. Ayrıca Arap dünyası devletlerinin bu sorunların çözümüne müdahil olduğunu vurguladı çünkü çoğu Azerbaycan ve Türk karşıtı bir duruşa sahip. Ermenistan Cumhuriyeti bölgede bir köprü rolüne sahip ve bu diplomaside çok ciddi bir şekilde değerlendirilebilir. Varşova Yüksek İlahiyat Fakültesi Rektörü Wojciech Baskovic başkanlığındaki heyetin 14 Eylül'de sona eren Bakü ziyareti Azerbaycan'a inançlı Polonyalılar aracılığıyla imajını geri getirme fırsatı verdi. Hoşgörü ve dayanışma sergileyen Polonyalılar, Bakü'deki Katolik Sırp Meryem Kilisesi ve Grigorlu Savoriç Ermeni Kilisesi'ni ziyaret ettiler. Daha önce Bakü'nün bir yıldır bu gerçeği tanıttığını, misafirlerine bu Ermeni Kilisesi'ne eşlik ettiğini ve haber medyasına göre bunun korunması için ciddi paralar harcandığını yazmıştık. Medeni dünyada Azerbaycan diye anılan bu yapay devlet sadece kendi ülkesinde yaşayan vatandaşların canına kıymakla ve onları savaşa itmekle kalmayan, macerasıyla Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında da yıkıma ve masum kurbanlara neden olan gerçek bir saldırgandır. Batı Ermenistan, işgalci Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti, Batı Ermenistan ve Artsakh nüfusunu tehlikeye atan her türlü eylemini şiddetle kınıyor. Almanya Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Michael Ruff, Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti topraklarına yönelik saldırısını kınadı. Michael Ruff, şu ifadeleri içeren bir bildiri yayınladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin müzakere çabaları sayesinde ateşkesin sağlanması güzel. Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti devlet topraklarına saldırısını kınıyorum. 10 yıllardır süren bu çatışma silah zoruyla değil, barışçıl müzakerelerle çözülmelidir. Açıktır ki Rusya'nın zayıflığından yararlanan Azerbaycan toprak çıkarlarını ilerletmeye çalışıyor. Biz Ermenistan Cumhuriyeti'ni Rusya'nın himayesine bırakmamalıyız. Avrupa Birliği barışın tesis edilmesinde liderlik rolünü üstlenmeli ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin demokrasisini desteklemelidir. Batı Ermenistan olarak Almanya Federal Meclisi üyesinin açıklamasını olumlu değerlendiriyor ve mevcut durumu değerlendirerek diğer Avrupa ülkelerini işgalci Azerbaycan ve Türkiye için caydırıcı mekanizma haline gelecek açıklamalar yapmaya çağırıyoruz. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Dışişleri İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı'nın Avrupa İşlerinden sorumlusu Devlet Bakanı Leo Dakırdı ile bir telefon görüşmesi yaptı ve Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen toprakları üzerinde başlattığı geniş çaplı saldırganlık sonucunda ortaya çıkan durumu aktardı. Azerbaycan'ın kasıtlı olarak sivil nüfusu ve sivil altyapıları hedef aldığı ve bunun uluslararası hukukun ağır bir ihlali olduğunu özellikle vurgulandı.
Mesajda Ermenistan Cumhuriyeti Dış Politika Dairesi Başkanı taraflar arasında eşitliği belirten ifadelerin kabul edilemezliğinin altını çizdi ve Azerbaycan'ın saldırganlığının Birleşik Krallık da dahil olmak üzere uluslararası toplum tarafından açık, net ve hedefli kınanmasının önemini vurguladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında Ermenistan Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mihir Margaryan, Birleşmiş Milletleri Uluslararası Barış ve Güvenliği koruma sorumluluğunu üstlenmeye çağırdı ve Azerbaycan'dan güçlerini Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen topraklarından güvenli bir şekilde çekmesini talep etti. Margaryan konuşmasında şunları söyledi. Konseye uluslararası barış ve güvenliği korumak için Birleşmiş Milletler şartı kapsamındaki sorumluluğunu yerine getirmesi çağrısında bulunuyoruz. Azerbaycan, Ermeni savaş esirlerine karşı insani yükümlülüklerini yerine getirmeli, Ermeni kültürel ve dini mirasını korumayı vicdanen taahhüt etmelidir. Ardından temsilci, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Güvenlik Konseyi üyelerini bu konuya dahil olmaya ve acil toplantı sonucunda somut sonuçlar elde etmek için acil oturuma çağırdığını da sözlerine ekledi. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Film Akademisi 95. Oscar ödüllerinde yabancı dilde en iyi film kategorisinde Ermenistan Cumhuriyeti'nin aday gösterdiği İnna Sahakyan'ın yönettiği Şafak Vakti belgesel animasyon filmini seçti. Filmin resmi Facebook sayfasında bununla ilgili bir mesaj yayınlandı. Mesajda artık Aurora'nınki gibi Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosid'den kurtulanların seslerinin duyulması her zamankinden daha önemli deniyor. Şafak Vakti adlı film, Bars Medya Ermenistan Cumhuriyeti, Gebrüder Beitz Film Komprojeksiyon Almanya ve Artbook Last Valaikio Klubas Litvanya ile işbirliği içinde gerçekleştirildi. Açıklamada bu filmi mümkün kılan diğer tüm fonlara, bağışlara ve vakıflara teşekkür ediyoruz denildi. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın basın servisi tarafından yapılan açıklamaya göre Romanya'da sona eren 18 yaş altı kadınlar dünya satranç şampiyonasının 10. turunun sonuna gelmeden Ermenistan Cumhuriyeti'nin mevcut şampiyonu Maryam Mkrtçyan, Polonyalı Martina Vikar ile siyah taşlarla yarıştı ve vaktinden önce dünya şampiyonu olarak birinciliği elde etti. Maryam Mkrtçyan 10 maçı da kazandı ve 10 puana sahip. Şampiyonanın bitmesine bir tur kaldı. Ermenistan Cumhuriyeti turnuvada 14 yaş altı, 16 yaş altı ve 18 yaş altı yaş gruplarında mücadele eden 12 satranç oyuncusu ile temsil ediliyor. Dünya Gençler Şampiyonası 17 Eylül'de sona erecek. Batı Ermenistan satrançı Ermeni halkının adını yücelttiği için tebrik ediyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agung topluluğu tarafından icra edilen Ermeni halk oyunlarını sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.